Şekil verilenlere göre alan ABC bölü alan ADC oranı kaçtır diye arayacağız. Sonra da buraya 2 birim, şuraya 6 birim olarak verdik. Diyoruz ki 2'ye 6 oranı varsa şurada A'ya 3A diğer tarafa baktığımız zaman da burada ne vardır? B'ye 3B oranı vardır. Şimdi baktığımız zaman ABC üçgenin alanının 3 parantezinde A artı B olduğunu görüyoruz. Bölü ADC üçgenin alanının da A artı B olduğu ortada. Oranladığımız zaman aradığımız oranın 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Evet, şekilde verilenlere göre mavi üçgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Bakın soruya baktığım zaman 3 tane 90 var. Daha önce de söyledik, şimdi de söyleyelim. Bir soruda birden fazla 90 varsa orada benzerlik ya da eşlik vardır. Açıları yerine yazalım bundan dolayı. Bakın ben buraya A yazıyorum, şöyle de B yazıyorum. A ile B'nin toplamı buradaki 90'dan dolayı 90 derece. Ve şurası 90'sa şuraya A kalır. İkizkenar üçgen. Yukarısı A ise aşağısı da A. Yine burası 90 olduğu için B. Yine burası 90 olduğu için şurası ne olacak? A olacak. Bakın BC ile AE 90'dan dolayı birbirine paralel. Bundan dolayı ABC üçgenin alanıyla BCE üçgenin alanı birbirine eşittir. Ortak taban, ortak yükseklik. Yani buradaki sarı üçgenin alanıyla buradaki yeşil üçgenin alanı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ve biz sonra da şuradaki sarı üçgenin alanıyla buradaki sarı üçgenin alanının birbirinin aynısı olduğunu söyledik. Şimdi şu iki üçgene baktığımız zaman açıları aynı, benzer. E alanları da aynı ise demek ki bu iki üçgen nedir? Birbiriyle eşittir. Her zaman söylediğimiz şey neydi? İkizkenar üçgende yükseklik çiz. Şuradan yüksekliği çizdiğimiz zaman artık şunu söyleriz. Bakın. Buradaki üçgen, buradaki üçgen ve buradaki üçgenin hepsi ne? Birbiriyle eş. Bundan dolayı B'nin karşısında 6 varsa buradaki B'nin karşısında kaç olacak? 6. Yine buradaki B'nin karşısında kaç olacak? 6. Peki şu uzunluğu 12 bulduk. Eşlikten dolayı iki üçgen birbiriyle eşit. Sarı ve yeşil üçgen. Dolayısıyla burası da kaç olur? 6, 6, 12. Burası da 12'dir. O zaman mavi üçgenin alanı 12 çarpı 12 bölü 2'den 72 olarak bulunur. Şekilde verilen üçgene göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Bakın açıortay tabanı 5'e 4 oranında bölündüyse 4'e karşılık buraya 4K yazıyorsam 5'e karşılık buraya ne yazacağım? 5K. Dikkatli baktığım zaman bu üçgenin 3, 4, 5 üçgen olduğunu görüyorum. Yani burası da ne olacak? 3 kalacak. E 3K kaç eşit? 9'a. 3K eşit 9'dan K'mız kaç olur? 3. Yani 4K 12. 5K da kaçtır? 15. Ekleyi şu şekilde uzatıp birleştirirsem bunu söylerim. Bakın. Burası 90 derece. Bu ikisi birbirine eşit. Muhteşem üçlüden dolayı bu da onlara eşit. O zaman diyorum ki açıortay kenarortaysa bu ikizkenar üçgendir. Şurası ne gelecek? 90 derece. E burası 15 ise bu ikiz kol da 15 olacak. Buraya kaç kalacak? 3. Şu alana S yazarsam şu ikisinin eşitliğinden dolayı sarı alanda nedir? S. Yani 2 S eşittir. 3 çarpı 9 bölü 2. E buradan S ne olur? 27 bölü 4. Doğru cevap Adana. Evet, dördüncü soru, birinci sorunu biraz geliştirmiş abi. Biz birinci soruda şu ikisinin oranı verip bu üçgenlerin alanların oranı sorduk. Burada da bu üçgenlerin alanlarını hesaplayıp bu ikisinin oranını bulacağız. Yani biz ne demiştik? Şuraya A, buraya B yazarsak soruda biz neyi arıyoruz? A ile B'nin oranını diyorum ki A bölü B oranı eşittir. Buradaki ADC üçgenin alanıyla buradaki ABC üçgenin alanının oranı. Üçgenin alanı nedir burada? 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı aradaki açının sinüsü ne? Sinüs 120. Peki buradaki üçgenin alanı ne? 1 bölü 2 çarpı 5 kök 3 çarpı 13 çarpı aradaki açının sinüsü ne? Sinüs 30. Sinüs 120 bizim neye eşit? Kök 3 bölü 2'ye eşit. Şu 1 bölü 2'lerimiz sadeleşti. Bakın buradaki kök 3 de buradaki kök 3 sadeleşti. Sinüs 30'umuz da 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'ler sadeleşti. Peki 5'ler sabitleşti. Ne kaldı geriye? A bölü B eşittir. 3 bölü 13. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soruyu farklı bir yoldan daha çözelim.
30-30-120 üçgen oluşturalım. Yani şurası 30 derece olacak şekilde. O zaman burası ne olur? 5'e. Şurası da 120 derece. Şurada o zaman bir eşken üçgen oluşursam. Şu şekilde. Burası 60. Buraya 5 bıraksam. Buraya 60-60 alsak. Şurası da 5 olur. 5-5 daha 10. Şuraya kaç kalır? 3. Dikkatli bakalım. 3-5 AC uzunluğu. 3-5 AC uzunluğu. Şu iki üçgen nedir? Kenar kenar kenardan birbiriyle eştir. Bundan dolayı o zaman ben şunu söyleyebilirim. Yani şu alana BS yazarsam bu alan da BS olacak. Bu alanda ne olacak? 3S. Çünkü alanları oranı, tabanları oranı eşittir. Şu iki üçgen de eş olduğu için burası da nedir? 3S'dir. Şimdi aradığımız oran burada ne olacak? 3S bölü 13S. Doğru cevap Ceyhan. Şekilde verilenlere göre BDC üçgenin alanı kaç birim kare diye arıyoruz. Ben diyorum ki D noktasından AB'ye bir dik çizeyim. Çizdik. Peki. 90 derece yazdım. Yani şurası A olsun, şurası B olsun. Buraya da ne kalacak? 5 eksi A kalacak. Bir şu üçgende bir de bu üçgende Pisagor yapalım. A kare artı B kare bunun karesine eşittir. Pisagor'dan A kare artı B kare eşittir. 2 kök 5'in karesi nedir? Bu 20. Aşağı geldik. Bu ifade ne? 5 eksi A'nın karesi artı B kare eşittir. 5'in karesi de ne? 25. Eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topladığım zaman denklemle uğraşmayacağım. Buradan A'yı 2 olarak buluyoruz. A'nın 2 değerini yerine yazdığım zaman 5 eksi A'nın 3, Pisagor'dan da B'nin 4 geldiğini görürüz. Buradan aşağı dikindiğimiz zaman burada bir dikdörtgen olacak. Burası 3 ise dikdörtgenden dolayı şurası da kaçtır? 3'tür. 3 taban uzunluğu yüksekliği belli olan üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 olarak bulunur. Doğru cevap Bursa. Evet, soruyu bir de denkleme girmeden çözebiliriz. Ondan da bahsetmek istiyorum. Buradan diki çizdik. Daha önce de bahsettiğimiz bir üçgen. A2, A kök 5 üçgeni. Yani ben doğru yapacağım üçgende. Hipotenüse kök 5 görürsem kendime şunu sorarım. Acaba bu 2'ye 4, 2 kök 5 üçgeni mi diye. Bakın buraya 2 yazsam, şuraya 4 yazsam. 2'ye 4 neydi? Bir dik üçgende dik kenarlardan birisi. Diğerinin 2 katı ise hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 5 katıydı. 2'ye 4'ü yazdım. Bunu yazdıktan sonra 5'ten 2 çıkınca kaç olacak? 3. Bu 3, 4, 5'i de sağladığından dolayı demek ki şuradaki 3'ü bu şekilde de bulabiliriz. Tekrar 3'ü buraya yazarsak alan 6 çarpı 3 bölü 2'de 9 olarak bulunur. Şekilde verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? 3A açısını A'ya 2A olacak şekilde bölelim. Buraya A yazıyorum. Buraya ne yazıyorum? 2A. Daha sonra buradan iki iç açını toplayalım. Bir dış açı yapacağından dolayı bu açının da 2A geldiğini görüyoruz. Buraya dersek buradan ADE üçgeni ikizkenarlı bir üçgen çıkar. Yani 2A'nın karşısında 5 varsa buradaki 2A'nın karşısında kaç olacak? 5 olacak. Tamamı kaçtı? 11. Buraya kaç kalır? 6. İkizkenarlı üçgen çıktı burası da. Burası 6 ise burası da kaç olacak? 6 olacak. Buradan şunu söylüyoruz. Bakın ikizkenarlı üçgende sıkça yaptığımız şey neydi? Yüksekliği çizmek. Ben buradan yüksekliği çizersem tabanı iki eşit parçaya böler. Şurası 3 birim, şurası kaç birim olacak? 3 birim olacak. Peki 3, 4, 5 üçgeninden buradan kaç geldiğini görürüz? 4. Buradan ADE üçgeninin alanı, alan ADE eşittir. 6 çarpı 4 bölü 2'den kaç olacak? 12 birim kare. Bakın üçgeni kenara yazıyorum tekrar. İzledim. Burası 5'ti. Burası 6. Şurası da kaç bir? Diyorum ki ya ben buraya S yazarsam burası ne olacak? 5S. Şurası ne olacak? 6S. Toplarsan burada kaç S var? 12S var. Biz 5S'nin 12 olduğunu biliyoruz. Buradan S'miz ne olur? 12 bölü 5. Değerini yerine yazarsam 12 çarpı 12 bölü 5 ne yapar? 28,8. Doğru cevap Diyarbakır. Soruda verilenlere göre tanjant x kaçtır diye soruyoruz. Soruda sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanının 20 katı olduğunu söyledik. Yani buraya bir birim kare yazarsak şurası kaç birim kare olacak?
Birimi birim kare olacak. Ben diyorum ki şu uzunluğa A birim, şu uzunluğa B birim diyelim. Bu alan da B alanı olsun. A'ya B oranı buradaki dikdiklerden dolayı bunlar birbirine paralel olur. Karşıya aynen geçer. Yani buraya AK'ya ne diye geçecek? BK diye geçecek. Bu üçgenlere baktığım zaman alanları oranı, tabanları oranı idi. Yani buradan A bölü B'nin 1 bölü B olduğunu görürüz. Diğer tarafa geçtiğim zaman bu iki alanın toplamının 20'ye olan oranı yine AK'nın BK'ya olan oranıdır. Yani buradan yine A'nın B'ye olan oranı. K'lar sadeleşeceği için buradan A bölü B eşittir 1 artı B'ye ne olacak? 20 olacak. Her ikisi de ufak B. Her ikisi de A bölü B eşit olduğundan şu ikisini birbirine eşitlersek yani 1 bölü B eşittir 1 artı B bölü 20'den içler içler çarptığım zaman B çarpı 1 artı B eşittir 20 olur. Artışı iyi sayının çarpımı 20 ise bu sayılar nedir? 4 ve 5. Yani B'nin kaç olduğunu görürüz? 4 birim kare. Artık buradan şunu söyleyebiliriz. 1'e 4 ise A'ya ne olacak? 4 olacak. Ve Öglit'ten dolayı çarpımlarının karekökü ED'yi verir. Çarparsam 4'e kare karekökünü alırsam burası ne olur? 2 alır. Buradan tanjant x 4a bölü 2a'dan 2 olarak bulunur. Doğru cevap Ceyhan. Şekilde verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Sonra da ikizkenar bir dik üçgen verdik. Her zaman söylediğimiz şey neydi? İkizkenar üçgende yüksekliği çiz. Yani ben buradan yüksekliği çizdiğim zaman buraya A yazarsam burası da A olur. Burası da ne olur? A. Şuraya da ne yazalım? B yazalım. Şimdi bu üçgende Öklit uyguladığım zaman ne söylerim? 12'nin karesi eşittir 2A çarpı B. Buradan A çarpı B'nin kaç olduğunu görürüz. 72. Sarı üçgenin alanı tabanı B, yüksekliği A olduğundan dolayı A çarpı B bölü 2'dir. Buradan bunun da 36 olduğu görülür. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, şekilde verilenlere göre AB uzunluğu kaç birimdir diye arıyoruz. ADC üçgenine baktığımız zaman üçgenin uzunluğu biliniyor. Üçgenin uzunluğu bilinen üçgenin alanını hesaplayabiliriz. İkizkenar üçgen olduğunda daha kolay bir şekilde hesaplanır. Ben burada yükseklik çizdiğim zaman bu yükseklik ikizkenarlıktan dolayı tabanı iki eşit parçaya böler. Yani şurası 2 kök 5. Burası ne olur? 2 kök 5 olur. Pisagor'dan şuradaki yüksekliğin de ne olduğunu görürüz biz. Kök 5 olduğunu görürüz. Peki buradan şunu söyleyebilirim. Artık ben bu üçgenin alanı hesaplayabilirim. Bu üçgenin alanı taban uzunluğu 4 kök 5. Yüksekliği kök 5 bölü 2. 4 kere 5 bölü 2'den 10. Peki aynı üçgenin alanını tabanı 5, yüksekliği burada olacak şekilde hesaplasam. Buraya h yazsam. Burada ne olacak? H çarpı 5 bölü 2 eşittir 10'dan h'nin 4 olduğunu görürüz. H değerini yerine yazalım 4 olarak. Orada biz ABD üçgenin alanının 14 birim kare olduğunu verdik. Yani ben buraya x yazarsam taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 4 çarpı x bölü 2'den bunu 14'e eşitlediğim zaman x'in 7 geldiğini görürüz. Şimdi biz bu soruda Pisagor'u yaptığımız zaman şurada bunun kaç olduğunu görüyorum? 3. Tamamı 7 ise buraya kaç kalır? 4. 4'e 4. AB uzun ne olacak? İkizkenar dik üçgen 4 kök 2. Doğru cevap Bursa. Şekilde verilenlere göre BD uzunluğu kaç birimdir diye bakacağız. Sonra da A'ya 4 oranı verdik. Yani şurası A ise şurası neymiş? 4A. Daha sonra 45 derecemiz var ya şu ikisi de birbirine eşit. 45, 90 ise burası da 45'tir. 90'dan dolayı burası da 45. Şurada da 45. Yani o zaman şu uzunluklar da ne? Birbiriyle eşit. Yok, şuradan bir dik çizsem şu şekilde. Bu uzunluğa B yazarsam ikisinin eşitliğinden dolayı bu uzunlukta ne olacak? B olacak. Şimdi baktığımız zaman şurası A artı 2B ise bu ikizkenar dik üçgeni düşün. Şurası da A artı 2B'dir. A artı 2b artı b 4a'ya eşit. Yani a artı 3b eşittir 4a ise buradan a ile b'nin birbirine eşit olduğunu görürüz. Yani şunların hepsi birbirlerine eşit. O zaman uzunluk da bunlara eşit. Peki hatırlayalım. Demişti ki daha önceden bakın. S, 3s, 5s şeklinde alanlar gördük. Yani ben buraya s yazarsam burası 3s olacak. Burası kaç s olacak? 5s olacak.
iki üçgene baktığımda yüksekliği çizersen üçgende bu üçgenin eş olduğunu görüyorum. Yani burası da S olur. Burası da ne olur? S. Şimdi 3S burada var. 2S de burada var. Ne yaptı? BS yaptı. BS eşittir 20 birim kare. Buradan D'nin 4 birim kare geldiğini görürüz. S'ye 4 birim kare ise burası da A olacağı için A kare bölü 2 eşittir 4'ten A'nın 2 kök 2 geldiğini görürüz. Şimdi burası 2 kök 2. 2 kök 2 ise şu uzunluk kaç olacak? 4. O zaman burası da 4 olacak. Burası da 4 olacak. Burası da 4 olacak. İkizkenar dik üçgen olduğu için burası 12 ise BC uzunluğu kaçtır? 12'dir biz. BD'yi arıyorduk. 12, 4 daha kaç yapar? 16. Doğru cevap Edirne. Evet, şekilde verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Şekle baktığımız zaman 30, 50 ise şurası kaç gelecek? 40. Yani 3, 4, 5 üçgenin 10 ile genişletilmiş hali olduğunu görüyoruz. Buna baktığımız zaman, bu dik üçgene baktığımda bu. 7, 24, 25, 14, 48, 50. Üçgen 7, 24, 25 üçgenin 2 ile genişletilmiş hali. Yani şurası da kaç gelecek? 48 gelecek. D noktasından A ile eğrik çizelim. Bu dik'i çizdik. Ve şuraya yazdık. Şekil 3, 4, 5 üçgeni ise bu da 3, 4, 5 üçgeni. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin 6 ile genişletilmiş hali. Bu 6 çarpı 5. 6 çarpı 3, 18. 6 çarpı 4 kaç yapar? Yüksek. Burada 24 olarak geldi. Daha sonra bu şekilde buradan kenar ortayı çizersem diyorum. Bu kenar ortayı çizdiğim zaman AB uzunluğu iki eşit parça bölecek. Burası 25 olacak. Şurası 25. Buraya kaç kalacak? 7. Şurası da kaç olacak? 25 olacak. Elimizde ikizkenar bir üçgen var. Bakın ne elde ettik? 7, 24, 25 üçgeni elde ettik. Bu da 7, 24, 25 üçgeniydi. 2 ile genişletilmiş hali. Yani 14'ün karşısına A yazarsam burada 7'nin karşısında ne yazmak zorundayım? A. Şu açıları da BB yazdığım zaman A ile B'nin toplamı 90 olduğundan dolayı burası ne gelecek? Dik. İkizkenar üçgende yükseklik çizince burada 18 kalıyorsa buradan da yükseklik çizdiğim zaman şurada da kaç kalacak? 18 kalacak. Yani şu uzunluğumda ne? Böyle O yazalım. OC uzunluğum 18. Taban uzunluğunun bir önce 48 olduğunu bulmuştuk. 7, 24, 25 gün 2 ile genişletilmiş halinden. Ve burası 48. Şurada gösterelim. 48 taban. Yüksekliğimiz de 18. Çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman aldığımız alanın 432 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. ABC üçgeni verilenlere göre sarı bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. D ile E'yi birleştirdiğim zaman ADF ikizkenar bir üçgen olduğundan dolayı çizdiğim kenarortay aynı zamanda nedir? Yükseklik. O zaman açıortaydır da. Şuraya AA, buraya BB yazdım. 2 artı 2B 180 olduğu için A artı B nedir? 90 derece. Buradan dolayı DE ile AC birbirine paralel. Daha sonra şunu söyleyeyim. Bakın 7 birime 7 birim. Buraya X yazarsam ikizkenardan burası da X. Paralellikten 90'dan paralelliği elde ettik. Burası X'te burası nedir? X. Yani DE uzunluğunda kaç birim geldi? 2 birim. Şu üçgende Pisagor yaparsam yüksekliğin 4 geldiğini görürüm. Şuradaki üçgenin alanını hesaplarsam 3 çarpı 4 bölü 2 artı buradaki üçgenin alanını hesaplarsam 2 çarpı 4 bölü 2. Buradan 6 artı 4'ten aradığımız üçgenin 10 olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne.